Siz beni doğum günü partimden kaçırdınız. Ya biri şüphelenirse, ha? Herkes beni aramaya başlayacak. Eğer doğum gününü bensiz kutlamak istiyorsan, buyur kutla. Herkes benim kadar şanslı değil. Abim zengin, milyoner hatta. Bana hediye olarak pırlanta, kolye ve para verdi. O insanların beni çok sevdiğine ve bana iyi baktığına inanmasını istiyor. Vay be! Yetti artık. Buraya kadar. Ben pahalı hediyeler istemiyorum. Mallardaki hakkımı istiyorum ve alacağım da. Elbette. Sana kesinlikle katılıyorum. Artık ben kimseye bağlı yaşamak istemiyorum. Tamam mı? Sinirlenince çok tatlı oluyorsun. Bunun beni ne kadar etkilediğini sana anlatamam. Sensiz asla yaşayamam ben. Gerçekten evet. Geleneksel kıyafetler yakışmış mı? Evet. Hem de çok yakışmış. Birkaç gün daha kaldı. Ondan sonra çaresiz, saftirik kız rolü yapmama gerek kalmayacak. Abime ve anneme hak ettikleri cezayı verip ellerindeki her şeyi alınca tam da senin beğendiğin gibi giyineceğim daima. Fakat beni unutma, gafletine düşen bu ailem perişan olana kadar çaresiz kız rolü yapmaya devam etmem gerekecek. Anjali. Affedersiniz. Annem olmasına rağmen bir öksüz gibi büyüdüm. Gözümden akan her damla yaşın bedelini ödeteceğim onlara. Özellikle de anneme, herkes bu bedeli ödeyecek. Dori teyze bana hırsız demenin bedelini ödeyecek. Bir defol buradan. Hırsızlık yapacak başka ev bulamadın mı ha? Dolly, dur. Kızım o benim. Annemin kocası bana ahlaksız demenin bedelini ödeyecek. Başkasının çocuğunu seçip beni, kocanı reddet. Akrabalarım beni kabul etmedikleri için sürünecek. Anjali yüzünden Bay Harish evi terk etti. Kabul edilemez bu. Herkesi süründüreceğim. Çok zor bir hayatım oldu. Çok ağladım, çok acı çektim. Şimdi sıra onlarda. Hayat onlara zindan edeceğim. Beni doğurup bir kenara atmak ve yepyeni bir hayat kurmak annem için çok kolay olmuş. Yakalanınca da babasını suçlamış. Dedemi yani. Ama üvey de olsa bir oğlu var. Beni neden hatırlasın ki? Ona aslında benim hak ettiğim anne sevgisini vermiş. O sevgiyi hak eden benim. Bana resmen çöp muamelesi etmiş. Bu ailenin her üyesini en ağır şekilde cezalandıracağım. Hayatına tekrar girdiğimde ağlayıp özür diledi ve beni kabul etti. Beni arayıp bulamaz mıydı? Hiç mi içinden gelmedi aramak? Gelmemiş belli ki. Kendine bir oğul bulmuş. Bu yüzden de terk ettiği kızı umrunda bile olmamış. Bu ihaneti asla unutmalarına izin vermeyeceğim. Annemi cehennemi yaşatacağım. Eğer erkek olsaydın annen seni asla reddetmezdi ama erkek değilsin işte. Bütün bunların tek sebebi bu. Annem Shorya ile çok gurur duyuyor. Herkesten evvel onu bitireceğim. Onu o halde görünce annem çok kötü hissedecek ve çok üzülecek. Bu da bana büyük bir mutluluk verecek. İntikamımı almış olacağım. Shorya ile işim bitince annemin sırası asıl o zaman gelecek.
Onun gideceği hiç kimse kalmayacak. İşte o zaman anlayacak ne yaşadığımı. Acı dayanılmaz hale gelecek. Bu acıdan onu ancak ölüm kurtarabilecek. Sadece ölüm. Biliyor musun? Ailemi ilk gördüğümde onlara ne yapmam gerektiğini gerçekten biliyordum. Ve kusursuz bir plan hazırladık bunun için. Şansımız varmış. Mumbai'ye gelip tuzağımıza düştüler. Shorya! Sonra da kaçırılma işini ayarladık. O zaman ben devreye girdim. İşte böyle. Ve artık sana tamamen güveniyorlar. İşler yolunda. Ama sadece küçük bir sorun var. Neymiş? Sevgili yengem Mehek. Aslında o fazla zeki. Annem ve Shorya ona aşırı güveniyor. İşin sırrı her şeyi Mehek'e çaktırmadan yapabilmekti. Asıl görevim ne biliyor musun? Mehek'in itibarını annemin gözü önünde zedelemek. Herkes onu seviyor ve ona güveniyor. Pekala. Yapalım şu işi. Risk almayı seviyorum. Hadi başlayalım artık. Yani Mehek'in itibarını herkesin gözünde zedelemek için onun yalancı ve güvenilmez biri olduğunu herkesin gözünde kanıtlaman gerekecek. Tuzağına düşeceğinden emin olmalısın. Ondan sonra herkes Mehek'ten nefret edecek, nefret edecek. Ama nasıl yapmalıyım? Bir planım var. Anjali neden dışarı çıksın ki? İçeridedir bence. Lavaboya baktın mı? Evet, baktım. Dur. Telefon edelim Shorya. Ben arayayım onu. Planını anlatsana. Planım? Olamaz. Ne oldu? Shorya? Ses şuradan geliyor. Shorya, hadi gidip bakalım. Hadi, tamam. Anjali! Ben gidip su getireyim. Anjali, aç gözlerini. Anjali. O ses de neydi öyle? Dur. Ben bakarım Mehek. Shorya, dikkatli ol. Lütfen. Eğer süratçi yakalanırsa her şey mahvolur. Lütfen yakalanmasın. Lütfen. Anjali, iyi misin? İyiyim yenge. Bu nasıl oldu? Söylesene, buraya nasıl geldin?
Yetimhanedeki görevli aradı. Onunla konuşurken temiz hava almak için buraya çıktım. Birdenbire başım döndü. Temiz hava mı? Buraya temiz hava almaya geldin, öyle mi? Evet yenge. Dışarıdaydım ve buraya nasıl geldim bilmiyorum gerçekten. Ah, ciddiyim, hala başım dönüyor. Endişelenme sen. Gel hadi Anceli. Tatlı bir şeyler ye. Şekerin düştüyse başın da döner tabii. Bir bardak limonlu suyla atıştırmalık bir şeyler getir. Anceli, iyi misin kızım sen? Doktor çağırayım mı? Hayır anneciğim, yok bir şey, iyiyim. Anceli lütfen, kendine dikkat et. Bayan Karun'a güzel vakit geçirdik. Kalkalım artık. Tabii, biz de kalkıyoruz zaten. Anceli, gidelim mi? Evet abi. Gidelim. Tamam yenge, eve varınca haber verirsin, olur mu? White chilies. Hadi Meg. Suraç mıydı o? Ne işi vardı ki burada? Yanlış mı gördüm acaba? Shorya. Doktor endişe edecek bir şey olmadığını söyledi. Merak etme. Bak hepimiz Anceli için buradayız. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Bakacağız da. Elbette. Beni haberdar edin. Hastanın mutlu ve sakin olması çok önemli. Lütfen dikkat edin. Görüşmek üzere. Shorya, düşünme artık. Tek ihtiyacı olan sevgi ve ilgi. İyi olacak. Sanırım haklısın. Anceli stres olmamalı. Ne oldu? Anceli iyi mi? Evet anne, her şey yolunda, merak etme. Ben de Shorya'ya bunu anlatıyordum. Hiçbir sorun yok. Suraç? Her şey planladığımız gibi gidiyor. Meg yarın hayatının şokunu yaşayacak. Shorya, Anceli'ye bakmak için evde kalmak istiyorum. Birkaç gün restorana gelmeyeceğim. Olur mu? Olur. Alo? Merhaba efendim. Sizi Women's Age dergisinden arıyorum. Buyurun. Delhi'deki başarılı iş kadınlarının hikayelerini yayımlıyoruz dergimizde. Sizinle de bu sebepten görüşmek istedik efendim. Lütfen eşimle görüşün. Women's Age dergisinden benimle röportaj yapmak istiyormuş. Alo. Efendim, eşiniz özellikle 26 Ocak'ta İçişleri Bakanı'nın kızının düğününde olanlardan sonra haberlere konu oldu. Hikayesini dergimizde yayımlamak istiyoruz. Çok vaktinizi almayız. Kendisiyle bugün görüşmemiz mümkün mü acaba? Elbette. Ben daha önce hiç röportaj vermedim ki. Sorulara cevap ver yeter. Böyle teklifler her zaman gelmez. Kaçırma bence. Evet dinliyorum. Bayan Kan'la müsaitseniz bugün sizinle görüşmek istiyoruz. Bunu görüşmecilerimizin rahat edeceği bir ortamda gerçekleştirmeyi tercih ediyoruz. Saat kaç gibi burada olursunuz? Efendim yarım saat içinde gelmiş oluruz. Röportaj yarınki sayıda yayınlanacak. Peki.
O kadar yiyemem anne. Sus ve ye. Yemezsen nasıl güçleneceksin kızım? Bir bardak da süt içmen lazım senin. Al bakalım, iç sütünü. Sana özel sağlıklı yemekler hazırlandı. İyileşmek istemiyor musun? İç hadi, 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 bir dik işte. Dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Dolly? Sen devam et. Efendim? Röportaj için geldik diyorlar. Röportaj mı? Kusura bakmayın. Ünlü bir dergiden geliyorlar. Benimle röportaj yapacaklarmış. Ben haber veremeden geldiler. Yengeciğim, seninle röportaj yapılacak olması ne kadar güzel. Ne duruyorsun? Hadi hemen başla. Ben de sizi izlerim. Keyifli olur. Tabii. Yenge, ben kahvaltımı bitirene kadar sen git üzerine bir sarı giy. Sarı sana çok yakışıyor. Sonuçta her gün röportaj vermiyorsun. Lütfen biraz sola doğru dönün. Sağa doğru. Lütfen oturun efendim. Bayan Khan'la bize gününüzün nasıl geçtiğinden bahseder misiniz biraz? En çok nerede vakit geçiriyorsunuz mesela? Yemek yapmaktan başka nelerden keyif alırsınız? Günlük işlerim hep aynı. Sabah ailemle kahvaltı ederim. Sonra eşim Shorya ile restorana giderim. Akşam da eve dönerim. Yemek masasında olmayı çok seviyorum. Çünkü masanın etrafında toplanan ailelerin bağları kuvvetlenir. Yemek yapmanın dışında ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Geniş bir ailede yaşıyorsunuz. Aile üyelerinden bahseder misiniz biraz? Geçtiğimiz günlerde ailenize yeni birinin katıldığı haberini aldık. Görümcenizden kimsenin haberdar olmaması çok garip değil mi efendim? Onun hikayesi nedir peki? Yetimhanede büyüdüğünü öğrendik. Üstelik çocukken terk edilmiş değil mi? Siz nasıl sorular bunlar? Ben sadece okuyucuların merak ettiklerini soruyorum efendim. Görümcenizin kayınvalidenizin ilk eşinden olduğu doğru mu efendim? Mumbai'de gece barlarda dans ettiğini de duyduk. Daha neler? Siz neden bahsediyorsunuz? Efendim, görümceniz olduğundan emin misiniz acaba? Yani elinizde kanıtı var mı? Kes sesini! Aferin Surat. Şimdi sıra bende. Kızım Anjali, ne oldu sana? Dolly doktoru ara. Anjali'ye bir şey oldu. Meg, ne yaptın sen? Doktor strese girmemesi gerektiğini söylemişti. Bunu neden yaptın kızım? Baksana, Anjali ne halde? Yeter! Kamerayı kırar, gebertirim seni. Bırak onu, bırak sana Shorya. Shorya ne yapıyorsun? Shorya kendine hakim ol. Bırak onu, bırak oğlum. Shorya. Ne oluyor? Eşkıya mısın kardeşim sen? Polise şikayet edeceğim seni. Hiç vakit kaybetme. Sizin ne düzenbaz olduğunuzu öğrenmiş olun. Ekipmanınıza zarar verdiğimi söylemeyi de unutmayın sakın. Tamam, hadi gidelim. Sakin olur musun lütfen? Niye her seferinde kavga ediyorsun anlamıyorum. Sorunlar konuşarak da çözülebilir. Bu insanlar çok utanmaz Meg. Anjali orada bayıldı ama onların tek derdi röportaj. Shorya,
Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Anjeli'yi düşünmeliyiz şu an. Doktor çağırmalıyız. Sen dur, ben ararım şimdi. Anjeli, kızım. İyi misin sen? Rahat otur. Dolly, bir bardak su getirir misin? Ben de ilaçlarını getireyim. Şöyle. Bu çok özel bir ilaç. İlaçlar insanları iyileştirmek içindir. Ama bu ilaç beni daha da hasta edecek. Doktor hanım, Anjeli iyi mi? Neden sürekli bayılıyor? Size ona iyi bakmanızı söylemiştim. Ama bir kere daha strese maruz kalmasına müsaade etmişsiniz. Hiperventilasyon geçirmiş. Daha da dikkatli olmalısınız. Anjeli hiçbir şekilde strese maruz kalmamalı. Yoksa panik atak geçirmeye devam eder. Anlatabildim mi? Evet. Meg, kızım, bunu neden yaptın? Anjeli'nin durumunu biliyordun pekala. Neden o insanları eve çağırdın ki? Abla, Meg işlerin buraya varacağını nereden bilecekti? Neden onu suçluyorsun? Onu suçlamıyorum. Farkına varmasını istiyorum. Eğer dikkatli olsaydı biraz, bunlar yaşanmazdı. Bunu yaşamasına gerek yoktu. Anne, teyzem haklı. Meg'in bir suçu yok. Meg röportajı yapmak bile istemedi ama ben bunun için ısrar ettim ona. Çok röportaj verdim ama böyle kaba birini görmemiştim daha önce. İnsan her gün dergiye röportaj vermiyor. Neyse, Shory hatanın kendisinde olduğunu söyledi. Artık uzatmayalım lütfen. İyi misin Anjeli? Anne, yine mi bayıldım? Neyim var? Neyim var hiç anlamıyorum. Özür dilerim. Benim yüzümden mi endişelendiniz? Aklını mı kaçırdın? Neden özür diliyorsun ki? Hadi sen dinlen biraz. Tanrı'ya şükür iyisin. Meg, bıraksın. Sen bizi merak etme. Sen sadece kendine bak. Kötü olmanı istemem. Sıraç, biliyor musun? Planımız tıkır tıkır işliyor. Ama her zamanki gibi biri müdahale etti. Bu kadarı yetmez. Bir şeyler daha düşünmemiz gerek. Shory ve Meg'in güvenilirliğini zedeleyecek bir şeyler yapmalıyız. Hemen. Her şey yolundaymış gibi davranmaktan oldukça sıkıldım. Sıkıldım ben. Gerçek yüzümü göstermek istiyorum. Seninle vakit geçireceğime burada yaşlı insanlara bakıyorum. Lütfen gel, buluşalım. Yoksa ben bu şekilde devam edemeyeceğim. Demek sen beni çok özledin. Çok güzel. Suraç, aradığımızı buldum. Neyse. Şu yaşlı adam geldi. Buluşmamız lazım. Bir yolunu bul. Tamam. Bunu ayarlarım. Görüşürüz. İşe dönmem gerekiyor. Görüşürüz. Tanrım, kolum!
bekliyordum. Karşılığı bu mu olacaktı? Angelina'nın odasının önündeki saksı koluma düştü. Çok acıyor. Dikkatli ol. Tanrım, lütfen, lütfen bu iş büyümesin. Shoria, inan bana. Ben hiçbir şey yapmadım. Teyze, bu nasıl olabilir? Anceli hasta. Odasına kim çıkıp sana saksı atacak ki? Shoria, yalan söylemiyorum. Saksıyı gördüm. Anceli'nin odasının önündeydi. Bilmeden mi oldu? Bilerek mi yaptı? Hiçbir fikrim yok. Ah Tanrım. Çok acıyor. Teyze, teyze. Bunu sür. Hemen geçecek. Mehek, lütfen sen sür. Ben kıpırdayamıyorum. Tamam, ben sürerim. Yavaş. Kolum acıyor. Mehek, yalan söylemediğimi biliyorsun değil mi? Ne oldu teyze? İyi misin? Yok bir şey. Ufak bir ev kazası. Son zamanlarda evde herkes çok gergin. Bence hepimizin temiz havaya ihtiyacı var. Shoria, hepimizin rahatlaması lazım. Acaba bir günlük izin mi yapsak, ne dersin? Anceli'yi de alırız, şehri gezdiririz ona. Çandini çok da bir şeyler yeriz sonra. Ne dersin? Anceli'ye daha şehri gezdiremedik. Bir türlü eğlenemedi. Bugün çıkıp eğlenelim hadi. Olur mu? Mehek, bu harika bir fikir. Hadi gidelim. Peki o zaman. Ben gidip anneme söyleyeyim. Teyze, sen de geliyorsun değil evet, mi? Evet Mehek. Çok şükür kırılmadı. Gelmemde bir sakınca yok. Hem ayrıca ben zaten Çandini Çavuk'un yemeklerine bayılırım. Geliyorum yani. Yengeciğim, ben gidip yukarıdan çantamı alayım. Suraç, biz evden çıkıyoruz. Burada olsaydı. Vicky ve Nihal 2 gün sonra dönüyor. Onlar gelince de gezeriz, olur mu? Anceli, alışveriş yapmamız lazım. Sana yeni kıyafetler alalım. Shoria? Alışveriş mi? Kadın işi o. Siz alışveriş yapın. Ben sizi bırakır sonra gelirim. Evet Mehek. Anceli'yi alışverişe götür. Dolly ve ben eve döneriz. Hem zaten çok yoruldum. Bizim yardımımıza ihtiyacın yok. Modadan gayet iyi anlıyorsun sen. Siz ikiniz gidin alışverişe. Hı? Görüşürüz Anceli. Görüşürüz abi. Güle güle. Hoşça kal. Bunun fiyatı nedir? 30.000 rupi. Peki ya bunun? 35.000. Anceli, beğendiğin bir şey yok mu? Bak, bu çok güzelmiş. Yenge, ben bunu beğendim. Ama o çok sade. Daha şatafatlı bir şey bak. Şunun gibi. Hayır yenge, öyle şeyler bana yakışmıyor. Taşıyamam onu ben. Kim demiş? Hiç de bile, gayet güzel taşırsın. Şuna baksana, ne kadar güzel. Bu sana çok yakışır. Hayır yengecim, fazla parlak. Bence bu iyi. Bence pek iyi değil Anceli. Ama madem onu beğendin, onu alalım o zaman. Sen yine de bir düşün.
Bu güzel. Stüdyo Frank, terzi. Anjeli, bence süslü bir şeyler almalıydın. Bunlar çok sade. Gerçekten baksana. Hayır, aslında hepsi çok güzel. Çok beğendim yenge. Yenge, abim ne zaman gelecek? Yolda geliyor. Bak, geldi bile. Sürat, yapman gereken bir şey var. Yarın sabah Kanlıların evine gel, tamam mı? Anjeli? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.